Toplantımızın konusu değerli arkadaşlar, hanımculuk. Turizm yörelerinde bir türlü çözüme kavuşturulamayan ve kronik yara haline gelen hanımculukla ilgili mücadelede yeni dönem başlıyor. Bu yıl hanımculukla ilgili yeni bir sayfa açmayı planlıyoruz. İlçelerde kaymakamlık ve belediyelerin yetkisinde olan hanıtçılıkla mücadelede 2012 turizm sezonunda üst düzey denetim ve yaptırım uygulanacak. Geri dönüşümlere baktığımızda şikayet konusu olan hususlardan bir tanesi de bu. Mevzuata hukuka aykırılık söz konusu. Muğla Valisi Fatih Şahin, sezon öncesi valilik 75. yıl salonunda yaptığı toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Turizm İl Müdürü Doktor Kamil Özer, Vergi Daire Başkanı Zafer Evci ve İl Jandarma Komutanlığından Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Necati Metin katıldı. Siz ilçeleri topluyorsunuz telefonla ya da yazışmayla. Rahatlıkla verebiliriz. Hanımcılık genel olarak değil. Evet. Vali Fatih Şahin, hanımcılığın turizme faydasının olmadığını, aksine zararı olduğunu belirterek şunları söyledi. 2012 turizm sezonunda hanımcılıkla ilgili yeni bir sayfa açıyoruz. Muğla yöresini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla şikayet ettiği konu hanımcılıkla ilgili. Mevcut bilgilerimizi sezon öncesi revize edeceğiz ve hanımcılığın hem turizme hem işletmelere zarar verdiğini anlatacağız. Bunun yanında kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızı, ticaret odaları, esnaf odaları ve diğer STK'larla gerekirse yüz yüze, gerekirse bilgi anlamında yazışmalar yaparak turizmin en büyük düşmanı haline gelen hanutçuluğu bitirmek istiyoruz. Burada zarar gören turizm yanında işletmeler ve esnaflar oluyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Bugüne kadar yasal mevzuat çerçevesinde hanutçulukla yapılan mücadelede bir adım daha atarak gerekirse en üst ceza neyse o cezayı uygulamak istiyoruz dedi. İşbirliğini arttırarak bu konuda mümkün olduğunca şikayetlerin azalması, bu konunun ilimizde artık konuşulmaması. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunları masaya yatıracağız ve bunları da titizlikle takip edeceğiz. Burada değişik kurumlara sorumluluk düşüyor biliyorsunuz. O kurumlarla ilgili masanın etrafında zaten ilgili arkadaşlarımız var. Burada olmayıp da bununla ilgili olan kaymakamlıklarımız, belediye başkanlıklarımız, ticaret odamız, esnaf odamız, buna benzer sivil toplum kuruluşlarımız kimse onlarla ilgili de gerekirse toplantı, gerekirse yazışmalarla, gerekirse görüşmelerle buradaki hassasiyetimizi ve yeni dönemin başladığını onlara da söyleyeceğiz. Ve hep birlikte, el birliğiyle, bütün Muğla halkının da desteğiyle bu hanımcılığı ortadan kaldırmak, temiz yeni bir sayfa açmak bizim düşüncemiz. Böyle olduğunda ister istemez kazançlı Muğla halkı ve özellikle turizm sektöründe faaliyet gösteren bizim firmalarımız, esnafımız ve bununla ilgili faaliyet gösteren işletmelerimiz olacak. Yani neticede hanımcılık bir fayda getirmiyor, zararlı ve bu fayda getirmeyen olayı kaldırdığımızda da Muğla turizmi en üst düzeyde olumlu bir şekilde etkilenmiş olacak. Hanutçuluk yapanlarla ilgili olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesine göre her suç için 50 TL ceza kesiliyor. Cezalar ilgili belediye veya belediye sınırları dışındaysa il özel idareye bildiriliyor. Bunun yanında 2559 sayılı Polis Selahiyet Kanunu'nun 8F maddesine göre bir yıl içinde 3 defa aynı suç işleyen işletmelere 30 günden fazla olmamak üzere kapatma, 3'ten fazla aynı suç işleyenler için ise iş yerinin açma ve çalıştırma ruhsatlarının iptali için ilgili belediye veya il özel idareye yazı yazılıyor. Yeni bir sayfa açalım derken artık bundan sonra hanutçulukla karşılaştığımızda en üst ceza neyse mevzuata uygun bir şekilde bunu vermemiz gerekecek.